İyi akşamlar Beslihan'ım. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Çok kısa konuşabilir miyiz şöyle? Tabii. Bekliyorduk sizi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Türkiye'yi dünyada temsil eden en seksi iki kadından birisi olarak hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Dünyada ilk 20'ye girdiniz Hande Erçel'le birlikte. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Ya çok şaşırdım. Bir de yani IMDb'nin listesinde olmak mutlu etti ama çok şaşırdım yani. Hiç haberim yoktu. Geride bıraktığınız ünlüler dünya çapında, dünyada ve Türkiye'de birçok ünlü ismi de geride bıraktınız. Böyle gördüğünüz zaman ne hissettiniz o an? Gördüm. Ne alaka dedim. Gerçekten şaşırdım. Hiç haberim yoktu. Sonra böyle gün içinde insanlardan haberler geldikçe aa dedim evet bayağı iyi bir şey olmuş galiba benim adıma. O yüzden mutlu oldum. Peki ilk 20'ye baktığınız zaman birçok isim var. Dünya çapında modeller, oyuncular var. Nasıl değerlendirdiniz peki sıralama? Sizce doğru muydu? Yani açıkçası ben hani bu tarz şeylerle çok alakalı değilim. Yani bir Kate Upton'u gördüm. İkinci sırada Hande var zaten. Onun da 25 milyon takipçisi var. O yüzden ona da hiç şaşırmadım. Yani bir tek kendime şaşırdım galiba. Evet hani baktığınız zaman Türkiye'den de birçok ismi aslında geride bıraktınız. Onları bilmiyorum ben hangi birçok isim. Hani şöyle yani isim vermeye gerek yok. Hani Türkiye'de Hande Erçel ve Beste Kanan var. Başka isim ama olmadı. Sanırım o şey 28-30 yaş. Galiba ben oradan kurtardım. Peki hayatın... Yoksa çok güzel, çok başarılı birçok oyuncu arkadaşım var. Sanırım o 28-30 yaş arası beni kurtardı. Geri dönüşleri nasıl oldu peki? Herkes şey böyle işte gurur duyuyoruz, bravo zaten biz şaşırmadık falan. Benim dışında kimse şaşırmadı herhalde, bilmiyorum yani. Peki bununla ilgili bir dönüş oldu mu, bir modellik düşünüyor musunuz? Ya da bu güzellikle alakalı gelen bir teklif oldu mu? Yok yani güzellik zaten gerçekten çok göreceli yani kime göre, neye göre güzel. Siz nasılsınız peki? Onun dışında yeni bir proje var mı? İnşallah. İnşallah olacak Ocak'tan sonra. Öyle bakıyoruz. Böyle sen nasıl? Ben seni biliyorum Akif mesela. Senin nasıl gidiyor? Sen anlat biraz. Biz gördüğünüz gibi işte çalışıyorsunuz. Sizin yerleri gördükçe güzel güzel röportajlar yapmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Ben de sizi gördüm. Çok teşekkür ederiz. Onun dışında peki neler yapıyorsunuz? Günü nasıl değerlendiriyor? Beste Kanal'ın bir günü nasıl geçiyor? Beste Kanal'ın bir günü nasıl geçiyor? Proje varsa projeyi zaten okuyorum. Audition çekiyoruz. Onun dışında yoga yapıyorum. Yogaya başladım daha mesela. Daha çok evcimen misin? Daha evcimen. Evet evcimenim. Daha çok evciyim yani. Ya, eğlenmeye de çıkıyorum. Hatta buradan başka bir yere geçeceğiz şimdi ama öyle 40 yılda bir arada sırada yani. Peki çok teşekkür ben ediyorum teşekkür size. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim. Ay teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.